Ama şöyle genel bir piyasaya bakalım. Hatta böyle 2022 yılında bir değerlendirelim son yayında da. Dolarda böyle bir miktar kıpırdanma var gibi. 18.70'lerin üzerini zorluyor. 18.83'ü gördü Evet. hatta bugün gün içinde. Euro yine aynı şekilde 20 liralara yaklaşmış durumda. Parite 1.06. Ons altın yine aynı şekilde 1819-1820 dolara yaklaştı. Borsa İstanbul kapanışı zaten aslında tarihi rekoru daha önce yaptı. 5500 seviyelerin üzerini gördü. Bugün kapanışı da 5434 puandan yaptı diyorum. Sözü size bırakıyorum. Evet, endeksle ilgili herhalde, her şeyle ilgili. Yani yılı artık bitiriyoruz. Yılın bitmesine çok az kaldı. Hani BIST 100 açısından oldukça iyi bir yıl oldu. Şuradan rakama bakarsak %192'lik bir yükseliş var. Borsa, yani 2022'de oluşan ekonomik yapı, yapılan uygulamalar, bütün şeyleri, yolları borsaya açtı. Yani öyle diyeyim adeta. Bir yerde hani mecburi bir istikamet oldu. Ve böyle bir sonuçta elimizde de ulaştı. Endekste çok ciddi yükselişler var. Enflasyon rallisi yaşadık. Şirketlerin net karları, işte şu ana kadar aldığımız pek çok bilanço oldu. İnanılmaz şekilde arttı. Fiyatlar arttı. Marjlar yükseldi. Bütün bunların hepsi işte hem dövizde yaşanan artış hem de enflasyonun da getirdiği de artışıyla bilançolarda bir şişmeler oldu. Yani şişmeden kastım, yanlış anlaşılmasın, hani bilançolarda bir irileşme oldu. Bu da tabii ki hisse senedi fiyatlarına da yansıdı. Bu tabii devam ediyor, bir yerde daha edecek, ama hani bu yılki gibi agresif bilançolar 2023'te çok fazla olmayacak. Herhalde sonradan yine sohbet ederiz, hani 2023'ü nasıl bir şey diye. En sonda herhalde o konuya şimdi ben girmeyeyim. Borsa devam ediyoruz. 5350'yi aşağıda bir destek olarak izliyorum şu anda. Bir üst banda attık. Bu üst bandın hedefi 5800'lerde. İrili ufaklı satışlar olabiliyor. Bugün de mesela onlardan birisiydi, endekste realizasyonlar olabilir. Yılın son 3 günü olduğu için hani her şey olabilir. Hani nakde ihtiyacı olanlar satıyor olabilirler. Kapanış yapmak isteyen fonların satışları oluyor olabilir. Bütün bunların endeks üzerinde şu son 3 günde bir miktar bir oynaklığa sebep olması tahmin edilir. Ben mesela hani geçmiş yıllardan gelen tecrübemle genellikle yılın daha iyi, daha böyle coşkulu, daha yüksek yerlerde kapatmasına hep biz alışığız aslında. Olabilir. Bugün ayın daha 27'si. Yarından itibaren 3 seans daha var. 3 seansta da endekste ani yukarıda hareketler olabilir. Genelde çünkü fonlar, portföyler, yöneticileri yukarıda bir kapanış isterler ki yılı iyi bir rakamla kapatıp hem iyi bir performans ilan edecekler, anons edecekler, hem de onun üstünden de çok da iyi de ödemeler alacaklar elbette ki. Bu nedenle ötürü yani son 3 günde, yani şeyde, endekste mesela çok ilginç yukarı bir hareket de yaşanabilir. Bugün bir miktar böyle BIST 100 dışı şirketlerde bunu daha fazla hissettik. BIST 100 dışı XTÜMİA endeksi %2 gibi bir düşüş yaptı. Aynı şey burada da var. Yani kar satışları var, realizasyonlar var. Ama bu BIST 100 dışı hisseler tabii daha sığ hisselerden oluştuğu için endeksi de daha fazla düşmüş olabilir açıkçası. Kurdaki yukarı hareket bana göre çok önemli değil. Hani yıl sonunda şirketlerin yıl sonu ödemeleri oluyor olabilir. Dövize ihtiyaç oluşmuş olabilir. Buralara bir döviz alımı için talepler gelmiş olma şeyi var, ihtimali var. Bunların yarattığı bir yukarı doğru bir hareket olduğunu söylemek mümkün. Ama hani genele baktığımızda o kadar küçük adımlarla hareket ediyor ki, mesela %0,24 yükselmiş, biz işte rekor seviye diye ifade ediyoruz. O nedenle çok anlamlı değil, ama hani dövizin düşmesi gibi bir şey şu aşamada çok fazla şu ana kadar olmadı açıkçası. Döviz tevdiat hesaplarından azalmalar var. KKM'lerden geçişler var, hisseye girişler var. Bütün bunlar tabii içeride
kuru da biraz daha düşük tutan önemli bir etmen. Kurda büyük bir sürpriz olacağını zannetmiyorum ve bu yaşanan hareketin de çok daha önemli bir hareket olduğunu da zannetmiyorum. Bu saatlerde yaşanan hareketler özellikle bizi de izleyenler var. Onlara da hepsine ifade edeyim. Ben de çok uzun yıllar bu Forex şirketinde de olduğum için oradan da çok artık aşina olduk. Hani saat 5'ten sonra yurt içinde piyasalardan hem bankalar hem de Merkez Bankası artık elini eteğini çeker. Şeyde yani meydanda aslında kimsecikler olmaz. Özellikle hele şu saatlerde Amerika'da yapılan işlemlerle kur zaten tespit ediliyor. Amerika'da da şu anda kim bilir yani kim işlem yapıyor, ne kadarlık bir miktarla işlemler oluyor onu da söylemek çok zor. Yani o nedenle akşam saat 5'ten hatta hadi saat 6'dan sonra oluşan fiyatlar çok fazla referans olma niteliğinde değildir. Yarın sabah 9'dan sonraki oluşan kur bana göre çok daha anlamlı olacaktır diye tahmin ediyorum. Ons altın ilginç yerlerde 1821-1805'te 50 haftalık ortalaması var. Şu anda onun üzerinde ama son 3-4 haftadır bu ortalamanın üzerine çıkıyor fakat ortalamanın altında haftayı bitiriyor. O yüzden hani biz de tam haftanın daha ikinci günü erken bir yorum yapmayalım ama eğer ons altında artık böyle 1820'li rakamlar bir hafta, iki hafta, üç hafta böyle artık mesken edinirse o zaman işte ons altında artık yukarı doğru bir hareketten de söz ediyor olacağız. 2023'te ons altında ben yani açıkçası bir 2000'in üstüne doğru bir hareket olabileceğini de tahmin ediyorum. Amerika şu anda biraz yatay. Ben ABD'nin düşüşünü bitirdiğini düşünüyorum. Yani S&P endeksi şu anda 3841. 3650'de ben S&P'nin bir dip yaptığını düşünüyorum. Ve artık bu dip üzerinde bir yatay hareket içinde olduğunu ve 2023'te de belki yılın ikinci yarısından itibaren yukarı doğru bir hamlenin oluşabileceğine yönelik de ümitlerim var açıkçası. Endeks içinde şu anda çok olumsuz bir durumumuz yok. Alternatifsizlik özelliği halen daha var. Her zaman şunu soruyorum kendime yani bütün hissemi satsam elime aldığım lirayla ne yapacağım diye ne yapabilirim? Gidecek çok yerim yok ama işte bakın mesela altın yavaş yavaş bir seçenek oluşuyor. O tarafa bir bakıyoruz. Bankalardaki mevduat faizleri 2023 yılında biraz daha yükselebilir. Eğer şu aralar %30'a yaklaşıyor. %40'lara doğru bir hareket olursa o mesela ikinci bir rakip olabilir. Yine Amerika'da S&P endeksi 4000'lerin üzerine çıkar ve artık oraları mesken edinmeye başlarsa, yukarıya doğru bir hareket oluşursa o da endeks için üçüncü bir rakip olabilir. Bunları da izleyeceğiz. Ama şimdilik bunlar herhangi bir rakip olma özelliği yok. O yüzden ben endekste yine yukarı doğru bir hareketin devam edeceğini, en azından hani yıl sonuna dek tabii çok zor da gelecek bir aylık, iki aylık süreç içinde 5700'leri 5800 olabileceğini tahmin ediyorum. Peki. Canlı yayınım.